Lezzete dair kanalımdan herkese merhaba. Bugünkü tarifimiz kayısı reçeli. Tam kıvamında anne tarifidir. Sizleri bekletmeden yapılışına geçelim. buçuk kilo kadar toz şeker. 1 su bardağı su ekleyip şekerimiz kaynamaya başlayınca kayısılarımızı ekleyeceğiz. Siz de mutlaka kullanacağınız kabı aynı kabı kullanın. Şekerle kayısı veya farklı meyvelerle de yaparsanız aynı kapta hazırlarsanız eşit olacaktır. Ben kayısılarımı çekirdeğin ayırıp her bir kayısı 8 parça olacak şekilde kestim. Tabi siz daha büyük veya daha küçük de kesebilirsiniz. Bu şekilde şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Şerbetim kaynamaya başlayınca bir tatlı kaşığı limon suyu ekleyip üzerine kayısıları da ekliyorum ve Reçelim kaynamaya başlayınca ocağımı kısıyorum. Kısık ateşte ağır ağır reçelimizi kaynatıyoruz. Bu şekilde üzerinde oluşan köpükleri de almayı ihmal etmeyin. Beni ilk defa bu videoda izliyorsanız kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerimden de anından haberdar olmak için bildirimler tuşu açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Reçelim yaklaşık 30 dakika kadar kaynattım ve gördüğünüz gibi baya azaldı. Kısık ateşte kaynattım. Ocaktan ocağa değişebilir, siz yine de bu şekilde kontrol edin. Kıvamına bakmak için tabağa alıp buzdolabına alıyorum. Bir iki dakika beklettikten sonra kıvamı bu şekilde. Ve benim reçelimin kıvamı tamam. Ben hemen kaynar kaynar kavanozlara dolduruyorum kaynar kaynar doldurmamızın sebebi sıfır kapaklı kapatırsanız kavanozlarınız vakumlanır ve 2 sene kadar sürede gönül rahatlığıyla saklayabilirsiniz. Bu şekilde bozulmayacaktır. Ben bir tanesini kışa, bir tanesini de sizlere kıvamını göstermek için açacağım. Bu şekilde doldurup kapağını sıkıp Oda ısısına gelince buzdolabına alıyorum ve ertesi sabah sizler için kıvamına bakıyorum. Gerçekten tam kıvamında lokum gibi bir kayseri reçeli oldu. Şöyle videoda da göreceğiniz gibi tam kıvamında. Ev halkında tam not aldım. Şimdiden yapıp deneyen herkese kolay gelsin. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Esenlikle kalın.